İyi akşamlar sevgili Kanal izleyicileri ve Radyo T dinleyicileri. Yine bir Perşembe akşamında sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta söylediğimiz gibi yeni yayın döneminde farklı saatte ancak aynı günde, Perşembe günde sizlerle buluşmayı taahhüt ettik. Ve yine Perşembe sizlerle birlikteyiz. Tabii ki bugün gündemimiz aslında yoğun, hem sosyal medyadan takip ettiğiniz üzere hem basından takip ettiğiniz üzere özellikle hellim konusuna eğileceğimiz ve geçmişini, sivisini aslında ülke ziraatine, ülkemiz hayvancısına, ülkemiz çiftçisine adamış bir abimizle birlikte olacağız. Tabii ki kısaca tanıdıktan sonra konumuz hellime de döneceğiz. Büyük bir bölümünü programımızın hellime ayıracağız. Ancak onun öncesinde geçmişte yapılan çalışmalarla ilgili ve konuğumuzun aldığı görevlerle ilgili de detaylı bilgileri alacağız. Ancak şunu ifade edeyim, konuğumuzu kısaca ben tanıtayım. Kendisi yüksek ziraat mühendisi ve aynı zamanda geçmiş dönemlerde ciddi anlamda yetki almış bir abimiz ve dediğim gibi sektöre ciddi anlamda katkıları olmuş bir abimiz. Aynı zamanda da Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin üst kurulu dediğimiz disiplin ve denetleme kurulunun da üyeleri arasında kendisi. Kemal abim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca sizi tanıyalım. Ekranlar sizi yakından tanıyordur ama bizim programımıza öz olsun istiyoruz. Çiftçinin sesine öz olsun istiyoruz. Sizi bir kez daha tanımak isteriz. Bir kez daha tarıma koyduğunuz katkıları kısaca özetlemenizi açıkçası istiyoruz Kemal abi. Aslında gururla söyleyebilirim. Uzun yıllar süt kurumunda görev aldım. Süt kurumunun gancellisinden girdiğim zaman buranın müdürü olacağım dedim ve 20 yıl çalıştıktan sonra, 20 yıl her aşamasında çalıştıktan sonra müdür oldum ve 5 yılda süt kurumunun genel müdürlüğünü yaptım. Ne mutluyum ki sütte soğuk zincir benim dönemimde kurulmuş oldu. Hayatta belki de bunu ölene kadar bir gururla taşıyacağım. Çünkü siyasiler hep reform reform der ya, yani bir tane reform gösterilirse, o da iddiayla söylüyorum, sütte soğuk zincir olayıdır. Bunun için de bir katkıysa evet, büyük bir katkı soğuk zincirin kurulması ve bugün sütte soğuk zincirin hakim olması, özellikle inek sütünde hemen hemen %90'ı artık soğuk zincirle toplanıyor. Bu ne demektir? Kaliteli, sağlıklı süt artık fabrikalara ulaşıyor. Bunun yanında bu hellim tescilinde hasbelkader 2007 yılında herhalde biraz sonra bunun tarihini vereceğiz. O dönem süt kurumu genel müdürüydüm. Ve o dönemden hellim tesciliyle ilgili başlangıç noktasından bugüne kadar da içindeyim. Ondan sonra işte 2009'da biliyorsunuz genel müdürlükler siyasi. 2009'da görevden alındıktan sonra sanayi odasında yine bu tescilde ilgili görev aldım. Ve şu anda da sanayi odasında belgelendirme birimi müdürüyüm. Aynı zamanda Çiftçiler Birliği üst kurulunda görev yapmaktayım. Kısaca bunlar. Yani ben, yine biraz daha, ben biraz daha açmak isterim. Bunu da gururla ben ifade etmek isterim. Bizi izleyen yaylalar ve magundalar varsa Kemal abimi de yakından tanıyordur. Hatta ben abi diyorum bu programda hem izleyicilerimizden hem de Kemal abimizden affola. Çünkü sektörün abisi olduğu için abi diye hitap ediyoruz. Bu akşam da böyle geçecek. Onu şimdiden söyleyeyim. 2007'ye gelmezden önce aslında sizler yüksek ziraat mühendisi olarak mezun olup adaya döndükten sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi süt kurumunda ve çeşitli yerlerde görev aldınız. Müdürlüğünü yaptınız, genel müdürlüğünü. Ondan sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi siyasi olduğu için görevden alındıktan sonra sanayi odasında hellim tesciliyle başlar ki ondan sonra belgelendirme müdürü. Evet, evet. Tabii sizleri aynı zamanda Avrupa Birliği çalışmandan da yakından tanıyoruz. Tanıyan üreticilerimiz vardır, yakından biliyordur. Bugün yaşanan bir tepki niteliğinde bir basın açıklaması vardı Kemal abi.
2007'den 2020'ye yani 13 yıl o gün doğan çocuk bugün ortaokul çağındadır. Evet. 2007'den 2020'ye gelene dek neler yaşandı ki bugün hepimiz üreticiler, sanayi odası ve diğer odalarımızdan destekli, hatta Tarım Bakanlığı'nın müsteşarı Emir Ali Bey de oradaydı. Hepimiz AB Destek Ofisi'nin önüne toplandık. Yani o 13 yılda neler yaşandı ki biz AB Destek Ofisi'nin önüne mektup bırakmak zorunda bırakıldık. Evet. Ya belki daha sorduğum soru geniştir ama özellikle buna eğilmek isterim. Çünkü sürekli ekranlardan konuşuyoruz. Üreticilerimiz de sürekli yakınıyor. Zaman zaman süt fazlası yaşarız. Zaman zaman işte sütün fiyatından yakınırız. Ve işte küçük başın gelişmişliğinden veya gelişmemişliğinden konuşuruz. Geniş tuttum soruyu çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet. Buyurun abi. Tabii ben olayı şeyden alabilirim. 2007'de kestirme gitmeyeceğimi biraz anlatmaya çalışacağım. Kesinlikle. Çünkü kesinlikle. İzleyiciler de bilgilensin. 2007'de Rumlar tek taraflı olarak Brüksel'e Hellim'in tesciliyle ilgili başvuruyu yaptı. İlk başvuru nasıldı bilir misiniz kardeşim? Hellumi diye başvurdu. Yani Hellim de yoktu. Ve bunun üzerine 2007 yılında apar topar toplandık. Yani ben süt kurumu müdürü, işte Cumhurbaşkanlığı, ilgili kooperatif, çiftçiler, hayvancılar, imalatçılar ve ismini sayamadığım tüm paydaşlar toplandık. Dedik nedir bu coğrafi işaret? Gerçekten bu da bir itiraf olsun. 2007 yılında ve durduk, dersimize iyi çalıştık ve o yıl 2007 yılında Türkiye'de hala daha olmayan, geçen yıllarda sanayi mülkiyet kanunu olarak çıkmış, coğrafi işaretler yasasını 2007 yılında çıkarttık. Ondan sonra onun tüzüğünü falan da yaptık ve itiraz ettik. Dedik ki durun bakalım, bu şeyde Kıbrıs'ta, madem ki bu Hellim Hellumi Kıbrıs'ta teşkil edilecek, ki öyledir bir ada, yani tescil işi Hellim'de bir coğrafya göstermek lazım. O coğrafya da Kıbrıs coğrafyası. Hı hı. Dolayısıyla bu Kıbrıs anayasasından beri, yani 1960'tan beri iki resmi dil olduğu Kıbrıs'ta söylenmektedir. Hatta Kıbrıs şu an bile Kıbrıs parası, yani daha önce Kıbrıs parası üzerinde. Şu an Euro'dur. Daha önce Kıbrıs parası üzerinde Türkçe ve Rumca ifadeler de vardı. Ya bazı devlet dairelerinde devam eder sanırım. Evet. Bunu bile inkar ettiler ve başlangıçta sadece Hellumi olarak müracaat ettik. Biz buna itiraz ettik ve bu itiraz sonucu şey geri döndü. Tescil geri döndü. Düzeltildi Hellim Hellumi diye tekrar gitti. Tabii bu itiraz sırasında bazı teknik olaylara da, yani içinde çünkü tescilin içinde üretim metodu vardır, üretim nasıl yapılır, hangi cins hayvanların sütleri alınır, hangi yöntemle yapılır, sonuçta işte fiziksel özellikleri neler olması lazım, kimyasal özellikleri neler, bunların hepsinde sonuç olarak bir noktaya geldik ve anlaştık bu kadar yıl içinde. İsminden tutun, tüm teknik özellikleri anlaşamadığımız ne oldu? Bu Hellim'i Hellim diyecek denetim mekanizması kim olacak? Yıl 2015'e geldiğimizde Akıncı, Anastasiadis ve Juncker oturdular ve dediler, bir çerçeve anlaşması yaptılar. Dediler ki işte kuzeyde bağımsız bir şey belgelendirme üzerinde de akredite olmuş bir firmayı getirelim ve bu Hellim'e Hellim'ler denetimi o yapsın. Kimdi bu firma önerdikleri? Büro Veritas. O zaman yine biz olayın peşinde, yani bu küçücük ülkede bizler de şey kalmadık, yani seyirci kalmadı. Durduk, Büro Veritas nedir? Nasıl şey denetim yapar? Hangi metoda göre denetim yapar? Nasıl akredite oldu? Sonuçta gördük ki 17.065 diye bir metot var. Ürün belgelendirme bu metoda göre olur. Durduk,
Çalıştık 17.065 metodunu ve dedik ki biz de akredite olalım. Yani Büro Veritas'la eş olalım. Ki bir zaman gelip bizde denetimi imalatçılarımızı denetleyeceğinde hiç olmazsa imalatçılarımız hazır olsun. Ve biz de sanayi odası olarak Türkiye Akreditasyon Kurulu tarafından akredite olduk. TÜRKAK tarafından akredite olduk. Bu TÜRKAK aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından tanınan bir akreditasyon kuruluşudur. Dolayısıyla bizim hellimcilere yaptığımız denetim üçüncü bir gözlük tarafından bakılmış, kontrol edilmiş, denetlenmiş ve belgelendirmeye yetkin olduğumuz uzmanlar tarafından tespit edilmiştir ve biz de akredite olduk. Dolayısıyla yaptığımız denetimler Avrupa Birliği'nin göndereceği büro veritasın denetimlerinden farklı olmayacak. Olmadı. Yani o da gelse o da aynı denetimleri yapacak. Dolayısıyla bu konuda gayet rahat. Ama son gelinen aşamada Rumlar bu çerçeve anlaşmasını da görmezden geldi. Diğer bütün şeyler sabit kalmak üzere bize bir havuç gösterdiler. Dediler ki tamam ya biz yeşil hat tüzüğüne biliyorsun sadece şu an bizde balık ve patatestir. Buna ekleyelim şeydi. Süt ürünleriydi. Böyle bir şey gösterdiler ama şunu da dediler ki ancak şu an Güney Kıbrıs'ın delege edeceği birileri gelsin mi burayı denetlesin. Yani parantez açayım, siz devam edeceksiniz. Evet. Güney Kıbrıs'ın delege edeceğini zaten açacaksınız ama ben özetini dinlediğimde kendimi tutamıyorum ve araya girmek zorundayım. Düşünün ki bir çerçeve anlaşması vardı. Kaldı ki sadece Hellim'le ilgili konuşuruk. Bir çerçeve anlaşması vardınız. Üçüncü bir büro gelecek bizi denetleyecek. Ve onu bir sabote ettik ve dedik ki Rum tarafından gelecek olan işte delege edecek olan. Bu da ne demekti? Rum tarafının delege edeceği demek aslında kendinin geleceği anlamını taşır. Evet, kendine rapor verecek. İşte rapor verildikten sonra veyahut bu delege edeceği bir noktada görev vereceği kişilere de hükmetme anlamındadır bu. Aslında bu da bu 17.065 metodu dediğimiz bu denetimlere aykırı bir şeydir. Çünkü denetim tarafsız, bağımsız gözlemciler tarafından yapıldığı zaman ancak bir değer taşır. Ve dünyada da böyledir. Yani tarafsızlık, bağımsızlık denetimlerde olmazsa olmaz bir ilkedir. Peki şunu sormak isterim Kemal abi. Rum tarafının delege olmasını öneren kim idi? Avrupa Birliği. Şimdi tabii biliyorsun yani bunların Brüksel ve dünyanın her yerinde lobicilik çalışmaları müthiştir. Biz yani Türk toplumu olarak bunlarla lobicilikte yarışacak bir potansiyelimiz yok yani. Bu da bir gerçek. Bunu da bilelim. Dolayısıyla bu lobicilik faaliyetleri sonucu bu noktaya geldi. Bunların baskısı yüzünden. Hatta şu an Brüksel'de bu konuda karar verici organların başında da Rumlar vardır. Yani bunlar biliyorsun tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne şu an girmiştir. Biz sadece bir toprak parçası olarak müktesebatın uygulanmadığı bir bölgeyiz. Dolayısıyla bu lobiciliği gayet güzel yapmaktadırlar ve bunların etkisiyle Avrupa Birliği Komisyonu böyle bir yöne gitti. Ve bize bildirilen işte bunların delege edeceği birileri. Bunu kabul etmek mümkün değil yani. Çünkü eşyanın tabiatına da aykırı. Yani bunun Türk tarafında işte protokol 10 diye bir şey var. Rum'un etkin ve fiili bir kontrolün olmadığı orta erdedir. Yani dolayısıyla böyle bir şey olması hayaldir. Ancak şunu da bilmemiz lazımdır ki bu Hellumi bu Kıbrıs coğrafyasının ortak ürünüdür. Biz kuzeyde ne yapıyorsak güneydeki hayvancılar da aynıdır. Ondaki hayvancılarla bizdeki hayvancılar şu an baktığın zaman gerek koyun keçi üretiminde, gerek inek sütü üretiminde, gerek teknolojide, otomasyonda hemen hemen aynıdırlar. Fabrikalarımız onlar da aynıdır.
Bugün fabrikalarda ürün kalitesini belirleyecek olan belgeler nelerdir? İşte ISO 22000, evet. HACCP ve bunların üstü ne varsa. Son artık imalatçılarımız BRC diye bir belge var, İngiltere'nin verdiği. Bu en üst düzeydeki belgeleri. Onları da almıştır. Daha ne yapsınlar yani? Ne yapabilir daha? Dolayısıyla bütün şeyin kabullenebileceği, dünyanın kabulleneceği kalite belgelerde şu an bizim imalatçılarımız sahiptir. Üreticilerimiz kaliteli temiz süt üretmektedir. Şu an somatik hücre sayısı ki hastalığı gösterir, mastitisi gösterir, 400 bin altına indirilmiştir. Diğer taraftan kaliteyi belirleyen bakteri sayısı 100 bin altına, oralara gelmiştir. Dolayısıyla biz kalitede varız diyoruz. Diğer taraftan hayvan hastalıkları. İddiayla söylüyoruz, %80'in üzerinde arı işletmelerimiz vardır. Bütün bunlar bir araya geldiğinde bana hem yeşil hat tüzüğünü genişletmen lazım ve bunun içine koymam lazım ve eş zamanlı olarak hem bu hem de Hellim'in bir bağımsız, tarafsız bir mekanizma tarafından denetimi eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi lazım. Ancak biz bunu kabul edebiliriz ve adil olan da budur. Yani istediğimiz bu küçük adada aynı üretimi yapıyoruz. Uzun yıllar aynı masada yemek yedik. Biz de Hellim'i dedik, onlar Hellim dedi. Bu iki toplumun bu kültürel ürünü, bu iki toplumu kucaklayıcı bir unsur olsun. Yani bölen bir unsur olmayıp kucaklayıcı bir unsur olsun. Avrupa Birliği de vizyonuna uygun hareket etsin. Burada kadar da. Vizyonu nedir? Kuzey Kıbrıs'ı ekonomik olarak güçlendirmek ve Rum'un seviyesine getirmek. Benim bildiğim vizyonu veyahut şeyin üstündeki, masanın üstündeki vizyon bu. Altında ne var bilmiyorum. Ama yansıyan kuzey kesiminin de ekonomik seviyesini yükseltip Rum'un ayarına getirip ondan sonra da muktesebatı da uygulayıp bizi de Avrupa Birliği'ne direkt olarak almak. Öyle değil mi? Yani öyleydi 2004'te. Ben hala daha öyle olmasını temenni ederim. Bu çerçevede hareket etsinler. Yani bizim onların vizyonu buysa biz bu çerçevede hareket etmelerini bekleriz. Onlar da bizim bu Hellim'in ne kadar bizim için önemli olduğunu kavrasınlar. Sorarsan Hellim'in Kuzey Kıbrıs için ne kadar öneme sahip olduğunu, neden bu kadar çırpındığımızı, senin neden sadece Hellim konusunda bugün bir program yaptığını da anlatabilirim. Tabii ki o noktaya da geleceğim ama şunu da ifade etmek isterim ki sizin ifade ettiğiniz gibi Kemal abi Avrupa Birliği'nin çizdiği bir vizyon vardır aslında Kuzey Kıbrıs'la ilgili. Kaldı ki Kuzey Kıbrıs'ta değil, Kuzey Kıbrıs özel isim olduğu için Kıbrıs'ın kuzey kesimi diye hitap eder. O da ayrı bir şey. Her zaman böyle bir şeyle bakarım ben o tanıma da. Ama onu bile biz kabullenirik. Neden? İşte Kemal Bey'in ortaya koyduğu gibi gerçek anlamda bu ada içerisinde bir şeyleri ortaya koyabilelim diye bizler bunlardan feragat ederken aslında en ufak şeylerden bile yolumuzu çizemez duruma geldik. Veya çizilmemek durumundadır. Bu belki de söyleyeyim siyasi olarak algılanabilir ama gerçek budur. Çünkü ben sütte fazlalık yaşadığım zaman sütün gerçek fiyatının pazarlamasında bakın Hellim'e gelmeden sütten bahsederim yani üreticiden bahsederim. Gerçek fiyatına pazarlayamamamın temel nedenleri arasında bir tanesi de budur. Yeşil hatta sizin ifade ettiğiniz gibi bir açık pencere olsa sıkıştığım anda yeşil hat üzerinden efendim Avrupa Birliği ülkelerine, efendim 3. Dünya ülkelerine, efendim Amerika'ya, İngiltere'ye her nereye gidecekse bunları değerlendirebiliriz. Ancak şu noktada Kemal abinin söylediği gibi bunları yapmaya çalışırken aslında Avrupa Birliği de gerçek vizyonunu ortaya koyması gerekir. Peki Hellim sadece kültürel anlamda değil, ekonomik anlamda, üretim anlamında neden Kıbrıs Türk halkı için önemlidir Kemal abi? Evet. Yani bir kültürdür, bunu hepimiz kabul ediyoruz. Belki de Arap akınları zamanında, biz Hellim'le tanıştık ya biz Osmanlı'yla geldiğimizde getirdik. O da
Bilmiyorum, daha bilimsel değil. Çok, daha, çok eski tarihe dayanır. Daha detaylıdır, onu evet, siz daha bileceksiniz. Çok eski tarihe dayanır. Zaten bunu ispat ettiğimizden dolayı tescili, hellim tescilini hem Kuzey Kıbrıs'ta hem de Türkiye'de aldık. Yani hellim hellumi diye ve tüm Kıbrıs adasına ait olduğunu şey ettik. Yani kültürel ürün dememizin sebebi eskiden beri gelmiş olmasıdır. Coğrafi işaret nedir? Yani bunlar, bu kavramları da bir ortaya koymak lazım. Coğrafi işaret de bir ürünün hangi coğrafyada üretildiğini, hangi sınırlar içerisinde üretildiğini ve hangi yöntemle üretildiğini ortaya koyan bir şeydir. Bunun altına inecek olursak ki hellim aynı zamanda menşe adıdır. Hem coğrafi işarettir hem menşe adıdır. Menşe adı nedir? Belirli bir coğrafyada üretilen, belirli bir yönteme göre üretilen, orada paketlenen ve tüm işlemler o ülkede olan ve bir de tarihsel geçmişi olan ürüne verilen addır, menşe adı. Hı hı. Bir de mahreç var, zaman zaman bu da önümüze gelir. O da bu saydıklarımdan herhangi birini yerine getirmesi halinde verilen ünvandır. Bunları bilirsek konuya daha bakabiliriz, gerçekçi bakabiliriz. Şimdi hellimin Kuzey Kıbrıs'taki bizler için önemi nedir? Şimdi ben Çiftçiler Birliği üst kurul üyesiyim. Görüyorum ki benim çiftçi kardeşlerim çalışkan, özverili insanlar. Görüyorum ki hayvancılar çalışkan, özverili insanlar. Bu değere katan İmalatçılar gerçekten çalışkan. Ve çalışan nüfusumuzun yaklaşık %22'si çiftçi, hayvancı ve süt sektöründe çalışan ve bunlara ara destek veren kesim. Şimdi neden çiftçiyi koydum? Bugün çiftçimizin yaptığı üretimin yaklaşık, şimdi bir şey koyacaksak, rakam verecek olursak, yaklaşık rakamla 800 bin dönüm arazi ekiliyorsa çiftçilerimiz tarafından, bunun büyük bir bölümü hayvanların beslenmesi içindir. Ya dana üretimi içindir, ya sano yapımı içindir, ya silaj yapımı içindir. Dolayısıyla çiftçiler nereye hizmet eder? Hellime hizmet eder. Bu buradan hareket edecek olsun. Hayvancılar bu yemi yedirdiği zaman ne elde eder? Et ve süt. Değer olan şu an nedir? Süttür. Yani sıcak para devamlı gelir. Her gün sütü pazarlanır. Dolayısıyla buradan da hayvancı da hellime hizmet eder. Hellime, neden hellime de diğer ürünlerine değil diye bir soru sorulacaksa, bugün ihracat olarak Kuzey Kıbrıs'taki yapılan ihracatın %47.2'si süt ürünüdür. Ve bu süt ürünleri ihracatının da %88'i hellimdir. Evet. Dolayısıyla topraktaki ottan hayvancının sütüne, sütünden hellimine böyle bir katma değer ve %22 çalışan nüfusun katkı koyduğu bir üründen bahsediyoruz. Bu ürün yıkılırsa hepsi yıkılır. Yani bak Ahmet Bey, parmesan diye bir peynir var. Nerede? İtalya. İtalya bunu 100 yıllar öncesinden tescil ettirmiş. Ve bugün süt fiyatı nasıl belirlenir İtalya'da? Yani bu parmesanın üretildiği bölgede peynir kaça giderse, peynir fiyatı, parmesanın fiyatı, ona göre üreticinin fiyatı artar. Ve parmesan altın fiyatında gider. Şu belirli bir olgunlaşması falan vardır ve sadece onlar yaptığı için ve dünyada da tanındığı için altın fiyatına satılır. Dolayısıyla o tescilin verdiği ve ismin ünvanından büyük fayda sağlar. Biz neden uğraşırız bu kadar Avrupa Birliği'nde bu hellimi satalım? Ya bizim nüfusumuzdan fazla nüfus var İngiltere'de. Kıbrıs'ın nüfusu. Bugün Rumlar İngiltere'de 8 isterline bu hellimi satarken bizim dar bir pazarda. Çünkü fiyat nasıl oluşur? Bu genel ekonomik kural. Arz talep. Arz talebin kesiştiği nokta fiyat. Biz dar bir alanda Araplarda
bütün şeyler, pazarlamamızı hemen hemen oraya yapmayı planlarız. Dolayısıyla rekabet noktasında fiyat aşağıda. Bizim İngiltere'ye bunu satmamız demek şu demektir Ahmet Beyciğim. Çiftçinin arpası daha yüksek fiyata satılacak. Gerçek değerine gelecek. Gerçek değerine gelecek. Hayvancının sütü gerçek değerine gelecek. Ve hellim de gerçek değerinde satılacak. Bu kadar bu iş önemli ve hepsimiz, başta çiftçi olmak üzere, hayvancı olmak üzere, imalatçı olmak üzere, hepsimizi ve tüketicileri de tabii ki, tüketicileri de etkileyecek bir unsur. Çünkü eğer biz tescili bizim de faydalanabileceğimiz bir şekilde Avrupa Birliği'nde geçirirsek, elbette kaliteden de hiçbir ödün verilmeyecek ve tüketici de daha kaliteli kesinlikle ürün yiyecek. Tabii bu şekilde olduğu için mesela ihracat olduğundan dolayı sektörü aslında ara üretim, yani nasıl olacak? Kalite arttığı için ara üretim, rekabet de artacak. Evet. Yani bu da ekonominin diğer bir kuralıdır. Daha doğrusu pazarlamanın diğer bir kuralıdır. Rekabet arttığı için kalite de artacaktır. Evet. Kalite arttığı için rekabet de artacaktır. Tabii ki bir iki sorum daha var oraya gelmeden önce. Şunun da altını çizmek isterim. Pandeminin son günlerde hareketlemesiyle birlikte alınan bir takım önlemler vardır ülkemizde. Tabii ki sadece ülkemizde değil, birçok ülkede. Bu önlemler bize neyi getirdi? Bakın, bu önlemler bize ekonomik örgütleri bir araya getirmeyi becerdi. Bu önlemler bize üretim örgütlerini bir araya getirmeyi becerdi. Bu önlemler bize bütün odaların birlikte hareket etmesini getirmeyi becerdi. Bu özlediğimiz tabloydu aslında, evet, Kemal abi. Evet. Yani o milli mücadele yıllarında hep bu şekilde hareket ederdi Kıbrıslı Türkler. Ve şimdi yine birlikte hareket başladı. Bunun tek bir sebebi vardır. Pandemi döneminde sıradan vatandaşın bile söylediği tek bir cümle vardır. Üretimimize sahip çıkalım ve bizi bir araya getiren buydu. Geçtiğimiz günlerde turizmle ilgili bir oturum gerçekleşti. Temelinde üretim vardı. Bugün gerçekleşen basın açıklamasında ve eylemde de temel felsefe üretimdi. Evet. Ve ben bir genç üretici olarak gurur duydum bu hafta yaşanan bu süreçten. Çünkü bunu görebiliyoruz. Pandemi aslında bize neyi ispatladı bir de? Ana meslek grubumuz olan çiftçiliği, hayvancılığı, kısacası üretimi tekrardan hatırlattı bize. Evet. Ve gerçekten güzel değindin Ahmet kardeşim. Bugün buna ben de değinecektim. Özlenen bir tablo vardı. Yani yıllarca işte aynı gemide olduğumuzu bile bile birbirimize hoş bakmadık. Ve bu belirli çıkar çatışması diyelim noktasında bakıldı. Ama sonuçta görüldü ki çıkarlarımız birdir. Evet. Bütündür. Üretimin nerededir çıkarlar? Üretimin devamlılığındadır çıkarlar. Dolayısıyla bunu buna öncülük eden Sanayi Odası Başkanımızdan tutun, Çiftçiler Birliği Başkanımıza, Hayvancılar Birliği Başkanımıza, İmalatçılar Birliği Başkanına ve buna katkı koyan herkese gerçekten buradan teşekkür etmek gerekir. Özlediğimiz tablo bu. Evet. Yani aynen. Biz ülkemize şunu ortaya koymamız lazım. Yani eleştiri, bugün biz eleştirdik hep. Nedir eleştiri? Eleştiri aslında övgü ve yergi sanatıdır. Biz sadece yergi sanatını kullanırız. Ya bu insanlar, Çiftçiler Birliği Başkanı, çok özel vasıfları var. Bunları neden öne çıkarmayık? Hayvancılar Birliği Başkanımızın çok özel vasıfları var. İmalatçılar Birliği Başkanı, Sanayi Odası Başkanı. Bu iyi yanlarını ortaya çıkarıp o noktaları da söylersek ve diğer hem yapıcı hem diğer noktalarda şey edersek, konuşursak çok daha yapıcı oluruz ve hepimiz de bir birlik olarak daha iyi bir noktaya geliriz. Yani eleştirirken de bazen bunu da iyi yaptı be bu Ahmet diyebilmemiz lazım. Onun yani genel toplum olarak böyle bir şeyimiz, yanlışımız var. Bunu da burada madem bu ekrandayız ve bu toplumun bir çocuğuyuz, katkımız olsun yani. Bunu görmek isteriz. Biz bir vatandaş olarak görmek isterim ben. Örneğin CTP'li birinin demesini beklerim ilgili şahsa. Bravo, bu bakan da bunu doğru yaptı. Bunu yanlış yaptı. Bunu da doğru yaptı. Helal olsun. Yani doğruları teşvik edelim. Yanlışları gösterelim. Acımasız olalım. Ama doğruları da teşvik edelim.
bugünkü eylemde olan tüm birlik başkanlarını candan kutlarım, helal olsun. Sayın abim, tabii ki şunu da sormak isterim. 2007'den bugüne gelene kadar bir zaman geçti. İşte harcanılan bir efor vardı. Hı. Ama programın başında sorduğum gibi tekrar bunu sormak isterim. Yani daha da detayına inmek isterim açıkçası. Sizin için de sakıncası yoksa. 2007'den 2020'ye gelene kadar, yani Hellim'in ya da Hallumi'nin, Hellim'den tescilini, o çalışmadan bugüne gelene kadar siyasi erkin durumu neydi? Yani bu noktadaki detayı daha da açmak isterim. Yani gerçekten bir efor kondu mu ortaya, yoksa sizlerin baskısı, yani bir yere kadar gelindi, pes edildi, yoksa mücadele edildi mi? Bu siyasi renk fark etmez. Çünkü üretim birdir bizim için, siyasi renk de fark etmez bizim için. O sebepten bunu soralım. Zaten 2007'den 2020'ye kadar 13 yılda yaklaşık 10 tane hükümet gördük. Evet. Bu da işin diğer boyutu. Aslında yani olayı değerlendirirken şöyle düşünmek lazım Ahmet Bey. Yani ülkemizde her şey birbirine bağlı. Yani Ahmet kardeşim işte bir düşüncesi varsa, olumsuz bir düşüncesi varsa, o emin ol Kemal tarafından da aynı şekilde düşünülür. Biz Kıbrıs Türk toplumundaki insanlar tornadan çıkmış parçacıklar gibiyiz. Hepimiz aynıyız, aynı düşünürük. Hepimiz de yapılması gerektiğini çok iyi biliriz. Ama onu yapacak cesareti ortaya koyamayız. Bizim eksikliğimiz odur. Biliyoruz, hayata geçiremiyoruz. Bunu yıkmamız lazım. Şimdi bu konuya direkt cevap verecek olursam, ya her yıl bir hükümet değişir. Her gelene ta hem hellimi ve önemini anladasın. Gider, başkası gelir. Şimdi bu iş ama süreklidir. Yani bunu Brüksel'de bunun lobiciliğini yapman lazım. Onun bir avukat bunu takip etmesi lazım. Ama bu işler büyük paralar ister. Yani şey değil, yani benim senin bilmem bizim bildiklerin cebinden çıkabilecek bir para değil. Buna devletin sahip çıkması lazım. Dolayısıyla burada ne yapılması gerekir? Yani şimdi buradan çıkan cevap şu. Demek ki hükümetler devamı değiştiği ve bu komite var belirli yerlerde. Ama bu komite de dolayısıyla doğru duru çalışmadıdır bunun cevabı. Şimdi kestirmeden gideyim. Ne yapmak lazım o zaman? Şimdi bizim sanayi odası olarak önerimiz şu. Ya bir hellim fonu yaratalım. Diyelim ki ya biz bir taraftan imalatçılar, bir taraftan hayvancılar. Ki her türlü fedakarlığa bu insanlar hazır. Bir çok cüzi bir rakam kesilse bile, bakın %1 veyahut 1 kuruş, tek 1 kuruş imalatçıdan, 1 kuruş da hayvancıdan veyahut yarmışar kuruş, bak ne kadar aşağı iniyorum, kesilse ve bu fona aktarılsa ve bu fonda ilgili Tarım Bakanlığı olabilir, Çiftçiler Birliği olabilir. Çünkü Çiftçiler Birliği artık öne çıkarmamız gereken bir birliktir. Neden? Dünya tarafından tanınan bir birlik. 1942'lerde yanlış hatırlamıyorum. Evet. Kurulmuş ve bugüne gelmiş, tanınmış bir şeydi. Artık öne çıkarmamız lazım. Nasıl ticaret odası bugün tanınmış olarak öne çıkıyor, Çiftçiler Birliği de daha öne çıkarmamız lazım. Ama sadece Çiftçiler Birliği değil, tüm kesim bunu görüp öne çıkarması lazım. Evet. Yani böyle bir vizyonla gitmemiz lazım Ahmet Bey. Ancak bu şekilde bu süreklilik sağlanabilir. Yani her şeyde mesela bu süreç içinde şeyden beri işte 2004'ten beri bu Avrupa Birliği'nden ilgilenirim. En fazla benim kaptığım şey ne oldu? Bu zaman içinde bu insanlardan sürdürülebilirlik. Aynen öyle. Biz yani, de bu ekranlardan hep onu söyledik. Yani sürdürülebilir olması lazım. Tamam geldi şimdi Ahmet kardeşim, konulara hakim, işi bilen, bilimi takip eden, meraklı bir kardeşim. Takdir ederim Ahmet seni. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi sen geldin, tamam. Yarın değiştin. Onun için bunun kurumsallaşması lazım. Yani bir kurumsallaşma da bir bütçeyle olur. Bu bütçenin de kaynağı belli olması lazım. Evet. İşte geç, avukatı takip et. Kim verecek parayı? Bütçede yok. Nasıl olacak? Sen hadi şey çıkarsın, sanayi odası başkanı cebinden versin. Olmaz, böyle yürümez bu işler. Burası devlettir ve devlet ciddiyetine yakışan şey. Ayrı bir bütçesi olması lazım ve o şekilde harcanması gerekir.
Bu hellim için. Sadece hellim için harcanması gerekiyor. AB Destek Ofisi'nden ayrıldığımız anda ben sizi aradım. Birliğe geçtik Sayın Genel Başkanımızla evet. birlikte. Başka bir toplantımız daha vardı. Tabii o esnada ofise girdim ve bir haber okudum. Haber şuydu ve üzülerek okudum. Bir bakanımız diyor ki 13. maaşlar hazır. Diğer bir bakanımız diyor ki işte maaşları taksitle ödeyeceğiz. Biz neyi konuşuruk? Evet. Ne yazık ki ülkenin gündemi nerede? Evet. Yani işte sürdürülebilirlik budur. Evet. Evet. Kabine değişebilir, bürokratları değişebilir. İşte üçlü kararnameler şunlar bunlar. Bunlar başka boyut, siyasi boyut. Ama bizi ilgilendiren yanı ise sürdürülebilir olmasıdır. Yani bazı şeylerin sağlama bağlanması evet. gerekir. Evet. Yani biz onu konuşurken işte açıkçası böyle moralimiz sıfır bir şekilde oradan ayrıldık. Okuduğumuz haber başka. Yani evet. birle gittiğimde ofiste okuduğum haber başka ve ben açıkçası üzüldüm. Buradan da belki de izleyen bakandan da kızabilir, kızsın ama bizim derdimiz üretimdir. Evet. Bizim derdimiz toplumumuza katma değeri yaratmadır. Ve bugün bunu gördük. Milli mücadele yıllarında olduğu gibi tüm sektörleri bir arada gördük. Peki bugünden sonra öngördüğünüz süreç nedir Kemal Bey? Yani gerek sanayi odası olarak, gerekse siz yüksek ziraat mühendisi olarak, eski sütekin müdürü olarak bugün bir zarf bırakıldı, bir mektup bırakıldı. Yarın izlenecek yol ve onunla birlikte gelecek olan cevap yönündeki öngörünüz nedir? Yani kısacası bugünün yarını ne olacaktır? Bu hellimle ilgili. Çünkü o anda beni bir üreticinin arabasından indim. Arabam yoktu, başka yerden geldim. Tek bir soru sordu. Hellimin tescili ne olacak dedi. Evet. Dedim işte o yüzden buradayız. Bunu da size sormak isterim. Yani bugünden sonra yarın ne olacaktır? Şimdi yarın ne olacak? 2007'de başvuruldu. Bakın 2007'de başvuruldu. Bizim itirazlarımız, bizim gayretlerimiz, yani bizim derken hepimiz tabii ki. Gayretlerimiz sonucu 2020'ye geldi. Şimdi Rum'un telaşı neydi? Bu yılın sonunda İngiltere birlikten ayrılıyor. Yani 31 Aralık itibariyle ayrılıyor. Dolayısıyla 31 Aralık'a kadar geçecek süreç içerisinde Avrupa Birliği'nde tescil edilen tüm şeyleri tanımak zorundadır. Onun acelesi buydu. Ama şimdi bu eylemler, işte bizim tepkilerimiz falan, görüyoruz ki bu 31 Aralık geçecek. Bu olumlu, yani gerçekten olumlu bir şey. Ama biz bu mektubu verdik. Bunun cevabını olumlu almazsak, bu birlikler benim gördüğüm, gerek sanayi odası, gerek çiftçiler, hayvancılar, imalatçılar bu işin peşini bırakmaz. Ve bu eylemi Litre Palas'a taşıyacaklar. Gördüğüm bu. Ama bunun yanında gerek hayvancımız, gerek imalatçımız, gerek ülkedeki Tarım Bakanlığı gene eskisi gibi, hatta daha da fazla, eskisi gibi demeyeyim, daha da fazla çalışması lazım. Tekrardan kan numuneleri hayvancılık sektöründe. Kan numuneleri alınıp hayvan hastalıklarından arilik sağlanması lazım. İmalatçılarımız aynı şekilde hijyen kurallarına uyması gerekir. Ve ülkemizde olmazsa olmaz koyun keçi sütünün sanayiye aktarılması uygulanacak politikalarla sağlanması gerekir. Yani koyun keçi sütünün sanayiye aktarılması, imalatçıların aldığı belgelerin sürekliliğinin sağlanması, hayvan hastalıklarından arı işletmelerin yaratılması ve bunların zaten %80'i bunların, çünkü her yıl yenilenmesi lazım yapılan kan tahlilleri ve ona göre bunların raporlandırılması lazım. Dolayısıyla bütün bunların sağlanması bundan sonra bizim hiç vazgeçmeyeceğimiz ödevlerimizdir. Yani sizinle bu konuyu açıp değerlendirmek iyi oldu bugüne baktığımızda Kemal abi. Ancak Rıcı'dan uyarı geldi, programında sonuna geliyoruz. Şunu ifade etmek isterim.
Başladığımız andan şimdiye kadar hiç aralıksız Selim'i konuştuk ve programın nasıl geçtiğini ben anlamadım açıkçası. Ancak programın sonuna gelirken sizin geçtiğimiz günlerde Ziraat Mühendisleri Odası'nın kitapçığına bir demeciniz vardı Küçükbaş'la ilgili. Evet. Özellikle Küçükbaş'la ilgili bir iki cümle daha alayım ve yavaş yavaş da programın sonuna geldik zaten. Yavaş yavaş da programı kapatalım. Küçükbaş bizim için neden elzemdir Kuzey evet. Kıbrıs'ta Kemal abi? Şimdi Hellim tesliğinde, Hellim'in tarifi şöyle diyor. Hellim koyun keçi sütünden, koyun keçi inek sütünden veyahut ayrı ayrı koyun keçi sütünden yapılır. Demek ki Hellim'i Hellim dememiz için muhakkak Küçükbaş. Küçükbaş sütü olması lazım. Şimdi bizde şu an bizim tesirimizde oran yoktur. Ama Rum'un tesirinde yani biz eğer bu tesir edilecekse %20 bu sütün içinde en az Küçükbaş olması lazımdır. Ve 10 yıl içinde %50 artıya gelmemiz lazım. Bunu söyleyeyim. Neden böyle? Çünkü 2007'den 2020'ye gelirken aslında bu bir tarih. Önce inekçiler götürdü bu şeyi tesciliği. Brüksel'e 2007'de. Sonra Küçükbaşlar dedi hop durun bakalım ya. Benim bu Hellim'in sahibi ki nasıl ispatladılar? Bu ülkede de 1950'ye kadar Büyükbaş yoktu. Yani büyükbaş vardı sadece işte Saban sürerdi. Yani çift sürerdi. Süt üretimi olarak yoktu. Dolayısıyla bu şey siyah beyaz alaca Holstein dediğimiz ırk 1950'den sonra geldi. Daha önce ne vardı? Koyun keçi sütü vardı. Hani bu tarihsel bir kökeni vardı bunun falan. Ve dolayısıyla haklı olarak bu içerikler yazıldı. Dolayısıyla bizim bunları koymamız lazım. O zaman ne yapacağız? Bizim yaklaşık 250 bin adet popülasyonumuz var. Koyun keçi popülasyonu. Buna baktığın zaman Ahmet kardeşim yani bir laktasyon döneminde ne kadar süt verir? 100 litreden kosan. Bizim şu an %20 sütümüz var. Koyun keçi sütü var. Ama bu sanayiye aktarılmıyor. İşte bu sütün sanayiye aktarılması için Tarım Bakanlığı politikalar geliştirmesi lazım. Yani şu an mesela ben görüyorum hayvan başına 150 TL doğrudan gelir desteği. Şimdi aslında bu şeyler primler bir noktada da üretimi yönlendirmek içindir. Kesinlikle. Dolayısıyla bu şeyin primleri verirken, desteği verirken aynı zamanda bu sütün sanayiye aktarılması için de yeni politikaları buradan öneririz. Yapılmasını yani öneririz. Yeni destekleme modelleri geliştirilmesi lazım ki bu sütler sanayiye aktarılsın. Bu arada yerli ırklarımız muhakkak korunmalı ve genetik kabiliyetleri artırılmalıdır. Bunun üzerinde de şu an devlet üretme çiftliği efor sarf etmesi lazım. Yani bu ırklarımız nedir ırklarımız? İşte ivesidir. Bunlar Damaskus'tur, sakızdır, koyunda bunların karışımıdır. Yani melezden bize uygun olanları. Şeydir. Bunların bu genetik kabiliyetlerini artırmamız lazım. Ve bunları bir laktasyonda vereceği süt miktarını artırmamız lazım. Ve bunları devlet üretme çiftliğinden hayvancıya getirmemiz lazım. Çabuk çabuk gidelim. Vakit kalmadı. Vakit kalmadı. Çünkü hem süratli geçti hem de yeni yayın döneminde üreticilerimiz de takip edecektir. Yavaş yavaş yeni yayın dönemindeki saatimizde oturacaktır. Kemal abi sizler teşekkür ederim. Çünkü yoğun bir haftanın ardından, yoğun bir günün ardından bizlere vakit ayırdınız. Çünkü sizi yakından tanıdığım için bunu ifade ediyorum. Buraya geldiğiniz evde bir takım çalışmaya bırakıp geldiniz. Gidip çalışmaya da devam edeceğinizi çok iyi bilirim. Yakından tanıdığım için tekrar teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız için. Sağ ol Ahmet'im. Ben teşekkür ederim. Yaptığınız programların da başarılı bir şekilde devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çiftçi birdir, üretici birdir. Programımız her zaman üreticiye hizmet etmektedir. Üreticinin sesi, çiftçinin sesi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki Perşembe akşamı yine aynı saatte, aynı kanalda, Kanal T'de buluşmak dileğiyle. Bizimle kalın, Kanal T ile kalın, esen kalın. Önümüzdeki hafta yine burada buluşuyoruz. Farklı konuk ve farklı konularla, belki de Hellim'e benzer yeni girişimlerle, Hellim'le ilgili çıkacak olan cevaplarla ilgili konuşabiliriz.
Görüşmek dileğiyle, esen kalın.